Hikayem var ya. Abi onu diyecektim sana. Evet, ne zaman? Şimdi kendi kesin aldım. Sana baktım ben. Çok iyi. Bizim için de güzel bir şey oldu sen. Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi biz de ülke olarak bu virüs salgını ile çetin bir mücadele içerisindeyiz. Bunun gibi salgın durumlarında ya da afet durumlarında dayanışmamız ile tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Yine bu dönemde dayanışmanın, paylaşımın ve özverinin artması gereken bir dönemdeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak virüsün etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ve Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda 81 ilde 307 tesis ve 5450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Buradan Sayın Bakanımız ve şahsım adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Buradan millet olarak bir kez daha diyoruz ki biz bize yeteriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Biz sizler için çalışıyoruz. Peki efendim, toplamda kaç sağlık çalışanı şu anda söylediğiniz yerleşkelerde kalıyor? Şu anda bizim, şu an bulmuş olduğumuz misafirhanemiz toplamda 100 oda kapasiteli ve tabii tüm odalarda tek bir kişinin kalması gerektiği için bu hassasiyetten dolayı şu anda buranın yarısı dolmuş durumda. Yine Türkiye çapında il müdürlüklerimizin de tamamı hemen hemen bize destek hizmetleri dairesi başkanlığı olarak kapasite durumlarını ve boşluk doluluk oranlarını veriyor. Şu an 5450 kapasiteli odanın oda kapasiteli tesislerimizin hemen hemen yarısı dolmuş durumda. Peki sağlık çalışanları size mi başvuruyor yoksa siz bakanlıkla irtibat halindesiniz? Hangi şartlar altında size gelir? Sağlık çalışanlarımızı valiliklerin yetkilendirmiş olduğu il müdürü ya da il müdür yardımcıları bizlere destek hizmetleri başkanlığı olarak bize bir liste iletiyor. Biz de misafirhanelerimizi, sosyal tesislerimizdeki yetkili arkadaşlarımıza bu listeleri iletiyoruz ve sağlık çalışanlarımız gelip buralarda konaklıyor. Peki.